Ee, Türkiye siyaseti seviyor musun izle bilmiyorum Yay yayında ya. falan izlersin bunları ya çok saracak yani yayında zaten bunları izleyeceksin hep tamam Dur açayım ekran sen görebilirsin değil mi? ben ekran paylaştığımda <laughs> görürüm ya Tabii ki. tamam neyi bu ne Türk <laughs> siyaset siyasetçilerin gaflarını derliyorlar genelde böyle komik olaylar vesilesiyle. izlemişsin, <laughs> net izlemişsindir de yayında hani şöyle bir chat'i de açalım sağ taraftan. biliyor musun? görüyorsun değil mi şu an ekranı? Bakayım. Hemen bir çek. Yok görmüyorum. Hani görüyorum görüyorum tamam güzel. Tamam başlatıyorum. Zaten bir buçuk dakikalık yapmışlar. Biraz daha uzun yapabilirdiniz videoyu yapan arkadaş. Ne diyor biliyor musun? Aşığım canım. Aşığım sana. Ama biraz kilolu. Kilosu var biraz. E ben de aşığım ne yapayım? Allah hava bir soğudu birden ya. Yağmur yağıyor, seller atıyor. <laughs> Aram kızı camdan bakıyor. Dur be beni ya. Ulan, dokuz yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 yanlış. 54 yanlış. Bu Muharrem İnce. Muharrem, Muharrem yüzde kırk oydan fazla almıştı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Neredeyse Cum Bayağı almıştı ya. Cumhurbaşkanı oluyordu. Yüzde kırk falan da hatırlıyor musunuz? Yani neredeyse Cumhurbaşkanı oluyordu. Neredeyse Cumhurbaşkanı olup Nasıl birden bile daha sonra kayboldu anlamadım. Gerçi CHP'li problemler falan yaşadığını söylemişti herhalde. O yüzden kendi partisini kurdu daha sonra ama neredeyse Cumhurbaşkanı oluyordu ve o seçimden sonra bir daha görünmedi. 36 mı? 36 işte ya. Bayağı fazla dostlar %36 oy ne demek ya? Cumhurbaşkanı adaylığı için. Yani ülkenin üçte birinin 1 üçte boz da... yani Tayyip dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Kış geliyor. Yani winter is coming. <laughs> Akdeniz, beyaz deniz. Bunu biliyor musun sen? Hatırlıyor mu bunu? Yok, hatırlamıyorum ya. Akdeniz, beyaz deniz. Yani white sea. <gülüyor> <gülüyor> Köpek balığı ne demek arkadaşlar İngilizce? Dogfish. Dogfish beyaz deniz yani YC olarak adlandırılır. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir yani adıyla. Bunu söyleyen de Konya milletvekili. Ya sen geri zekalı mısın? <laughs> göreceksin. Abdülhamit'i savundu. <laughs> Reis bazen ağır konuşuyor ya. Gerçi soru soruyor orada bence bir hakaret değil yani sen geri zekalı mısın diye soruyor. Çok değişik kanunlar var biliyor musunuz dostlar hukukta? Mesela bir insana e, ben senin şey olduğunu düşünüyorum dediğinde bu bir hakaret olmuyormuş. Yeni yeni şeyler işte. Orada hakaret konusu saçmalık abi hakaret kesinlikle ifade özgürlüğü olmalı bence. Değil kanka ya niye ifade özgürlüğü olsun? O oh, tartışalım mı? <laughs> Tabii. Ya yani çok kısa. Hani kısa bir konu zaten. Bence hiç kısa bir konu değil. Ben daha geçen arkadaşlarla bunu 5 saat bak abartmıyorum 5 saat tartıştım. Yani hakaret eee rencide edici şekilde o ya hakaret dediğin bildiğin küfürden falan da bahsediyorsun değil mi? Küfür etmek de ifade özgürlüğü olmalı vesaire. Abi ben hakaret e, deyince aklıma onlar geliyor benim şükür... genelde. Ya şöyle söyleyeyim. Eee hakaret sonuçta bir sürü şey giriyor mesela senin Tabii şu canım, da bir hakaret, hakaret. her şeye girer. Aynen ben senin ananı, bacını, şunu, bunu işte. Değişir. O hakaret o küfür olur ya. Kanka aynı şey hakaret küfür işte. Yani hakaret küfür aynı şey değil şimdi şöyle bir şey var. Yani, ee, hakaret dediğin küfür edebilir küfür... miyim yayında? Ama etmeyeyim şimdi. Yok şey, sa şey sansürleyerek söyleyeyim. Ya sansürleyerek de söyleyeyim. Kafana göre kanka kendi yayının gibi istediğin gibi konuşabilirsin. Hı -hı. Tamam mesela bu yaptığın işi aptalca buluyorum demek bence Hı -hı. hakaret. Yaptığın işi si demek de küfür. Aradaki fark budur bence. Yani şöyle bir durum var. Bu yaptığın aptalca buluyorum diyorsun bak. Bak buluyorum. Bu zaten girmiyor işte şeye. Tamam ee... bu yaptığın çok aptalca. Aptalca, aptalca bir hakaret oluyor evet. Ama şöyle şimdi i̇şte hakaret ki bunu şey gibi bunun, düşünebilirsin bunun bir kanka. yok. Yani mesela şöyle bir sınırı e... var. İkisinin zaten cezası farklı oluyor. Yani bunu şey olarak düşünebilirsin. Ee, güzel bir örnek olacak aslında, evet. Mesela bir insana bir tane yumruk atmakla sen o insanı dövmüş oluyorsun. O, o bir fiziksel bir şiddet oluyor. Ama hı hı. bir insanı vurmak da fiziksel bir şiddet. İkisi de aslında aynı bu arada. Sadece dozajları farklı. Aptal biraz daha hani şeye giriyor. Şöyle ee, daha bence, hafif diyelim, daha hafif bir hakaret, e, küfür, Hakaret argo. ve küfür lisan da varsa, bunlar dilde varsa mutlaka bir işe bir şeye hizmet ediyorlardır. Mesela anlatımı kuvvetlendirir. Yani ben bir şey bir şeye bu çok aptalca diyorsam bu ya bu çok saçmadan daha ziyade anlatımımı güçlendiririm. Ya yani saçma ile aptalca arasındaki fark çok fazladır. Ya da herhangi bir siyasi partinin başındaki insana da bunu söyleyebilirsin. Bence senin işte yaptığın muhalefet e zaten ya da yaptığın işler çok aptal. Hayır abi bunu diyemiyorsun ha, Bunu dedi, dediğin zaman hadi bakalım da hükümetin başındaki adama. Kanka o bizim ülkeyle alakalı ya. ya i̇şte ben de diyorum ki bu bizim <laughs> ülkeyle alakalı olmasın abi. Yani kanka bunun işte sınırı yok. Yani başkası da der ki ben bunu da hakaret veya küfür olarak görmüyorum. Ben öylesine söyledim diyebilir. yani şey demin tamam, verdiğim. Tamam örnek zaten. Gibi. Tamam ben ben bunlarda bir herhangi bir problem görmüyorum ki. Yani insanlar şöyle söyleyeyim. Şu an kafamda cümleyi bağlayamadım ama ben çete sorayım mı? Sizce chat hakaret, ifade özgürlüğü mü olmalı? Chat ne düşünüyor cahil onu bir sorayım. Yobaz da hakaret. Cahil ve yobaz hakaret değil bu arada. Birisi bana cahil derse herhangi bir şekilde alınmam. Eğer gerçekten konuştuğumuz konu hakkında cahilsem. Bu çok açık bir konu. Tabii her insan cahil olabilir. Hepimiz birçok konuda cahiliz. Mesela ben birini ameliyat abi. etme konusunda cahilim gibi gibi. Sen ne Şimdi abi bu burada sana şunu sormak istiyorum. hatırlıyorum da hani bağladığın konuyla mı alakalı? Devam edelim o anlamda Ta bağladığım konuyla alakalı. Şöyle bir tamam. şey soracağım. Ee, şimdi mesela benim e, şu an önündeki mikrofonla alakalı, yani mikrofon kelimesiyle alakalı bir travmam var, tamam mı? Daha öncesinde yaşadığı, bundan çok etkileniyorum. Ha birisi bana şey mikrofon deyince ben çok etkileniyorum. Sen de bana bakarak e, işte önündeki mikrofonu düzelt dedin, tamam mı? Şimdi bunu ben bireysel olarak ya da mikrofon örneği değil de hani üzerimdeki tişört de olabilir, başka bir şey de olabilir. Ya da beyaz tenli mesela bir hakaret midir? Bence değildir. Bence hiçbir şey hakaretten sayılmamalı da. Yani değil biri de. sana beyaz tenli dediği zaman bundan ben alınıyor olabilirim. Ya bunun herhangi bir sınırlaması yok. O zaman bunun için seni mahkemeye verebilir miyim? ve Ya da verdiğim zaman bu ne kadar tutarlı bir davranış olur? Kanka ama yani herkesin global olarak kabul ettiği ve sözlük anlamına da baktığında... ...hakaret olarak kabul edilip edilmeyecek şeyler farklı. Yani... Mesela cahil kelimesi hakaret midir? Tabii ki. Tabii ki demin söyledim ya. Ben de birçok konuda cahilim. ben yani, Birisi bana cahil derse alınmam. Konuştuğumuz konuyla, alınmam. Konuştuğumuz konuyla alakalı yani. hani Birçok yani konuda cahil hepimiz cahiliz. hakarettir. Değildir. O zaman... Hani, ama öyle dedin az önce. Şimdi değildir. Yok öyle de değildir dedim. En başından beri. Üç dakika önce de değildir ha, tamam. dedim. Tamam. Değildir dedim. Tabii, tabii. Okay. Kelime anlamı belli ben de diyorum çünkü. Ki, Sözlük anlamı. Ben diyorum ki... Sana göre hakaret olmayabilir. Başka Hı. bir insan bundan çok alınabilir. Ya bunun ne sınırlayacak? Ne belirleyecek? Belli kelimeler mi belirleyeceğiz? Bak bunlar hakaret, bunları kullanamaz. Belli şey değil kanka, sözlük anlamı yani hani sözlük anlamına bakacaksın. Ondan sözlük anlamına göre hakaret olup olmadığı çıkıyor zaten. Cahilin sözlük anlamı belli mesela. Cahil herhangi bir konu hakkında fikir sahibi e, olmayan, bilgisiz kişiye deniliyor. Birçok konuda hepimiz birçok konuda cahil olabiliriz. Neden hakaret... hakaret davası neden açılır? Hakaret davası neden açılır? Karşı tarafın senin psikolojine zarar verdiğini düşündüğün için açılabilir mesela değil mi? Dava şöyle, dava konusu şöyle. Ee, her konuda dava açabilirsin. Yani kafana göre dava Tabii açabilirsin ama önemli olan o davadan ne çıkıp ne çıkmadığı. Genelde zaten dava sonuçlandığında e muhtemelen hakaret değilse eğer e sözlük tanımına göre söylediğin şey zaten bir ceza almıyorsun. O yüzden dava, herhangi bir konuda dava birini açtın diye... E, suç işlediğin veya suç işlemediğin anlamına zaten gelmiyor. Ben diyorum ki abi huku böyle saçma sapan bomboş işlerle e, meşgul etmek meşgul etmenin ben saçma olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle ben, zaten. hükümetin hükümetin başında <laughs> e, ki insana da gayet hakaret edebilmeliyim yaptığı işe e, saçma yerine hayır abi bu çok aptalca diyebilmeliyim bu benim bir kere özgürlük alanımdır. Yani bu benim ifade özgürlüğümdür ve bana göre tahammül çok güzel bir şeydir. Yani insanların bugüne kadar mesela sana kaç kere hakaret edilmiştir, saymamışsındır. Ben, bana da aynı Oo. şekilde ve chat'teki <laughs> insanlara da aynı şekilde. Ama sormak istiyorum kaçımız dava açtık? Bunlar küfür de var içinde bir sürü şeyler var. Bu kişisel, evet, tercih, kişisel açanlar tercih, vardır açanlar vardı. Ama genel olarak genel olarak bunlara eee tahammül etmişizdir. Yani sineye çekmişizdir. Çünkü insan aslında böyle bir varlık ve tahammül edebiliyoruz ve bunun Hakaret dediğimiz e, konunun ülkemizde ifade özgürlüğü dışında işte psikolojik şiddet şu bu gibi sayılması bence saçma. Bu benim düşüncem bu kadar. Ya işte, hakaret olduğum mu problem oluyor yani. Bak bu arada işte demin kişisel yani kişisel şeylerden bahsettin yani. Yani sen açmadın ben açmadım ama açanlar var. Kanka benim başıma öyle saçma şeyler geldi ki inanamazsın bak daha bundan 3 e, hafta önce falan... Ben canlı yayında bir tarotçuyu eleştirdim. Yani yok büyü yaptığını iddia eden. Dava edeceğim, edeceğim diyor. Yani sırf şey yaptım bu arada. Hani hiçbir şey de demedim. Saçmalığın yani. da kası işte. İşte ya zaten bunlardan bir şey çıkmıyor. Problem orada yani. birini aptal dedin diye bu arada ceza almazsın zaten. Ama birinin anasına bacısına söversen çok ciddi cezaları var bunun. Ben Hatta... diyorum ki abi, abi, bu bir kural olmamalı. Bunları meşgul etmeye gerek yok kadar. Çok basit aslında söylediğim şey. E, bence de meşgul meşguliyet. Ben birçok konuda zaten mahkemeye gitme taraftarı bile değilim. Birçok konuda. Tabii canım arada iki insan de... gayet de, gayet de e, oturup bunları çözebilir. Bence de. Çözemiyorsa bence de. da yani aslında insanlara en başında neden birey, olma, birey olmalıyız gibi şeyler söylüyorum biliyor musun? Abi karşı tarafın sana ettiği hakaret ya da düşüncene ettiği hakaret. Bu arada çiğ köfte yiyorum afiyet olsun. Yazın. Çok teşekkür ederim. Karşı tarafın sana ettiği hakaret, seni aptal, gerizekalı ya da her ne söylediyse o konuma sokmaz abi. Yani bunu anla bunun anlaşılması lazım. TikTokçuları sokar ya falan <laughs> <laughs> Ya yani o evet. O bir o bir istisna. Bu arada tartıştığınız şeye bak diyor ama bu çok değerli bir meseledir yani. Bu inanılmaz değerli bir mesele abi. Bu Amerika'da bugün Atıyorum fuck Trump dediğinde kimse senin neden fuck dedin diye sorgulamaz yani. Trump, ben bu Trump, mesela Trump da bir istisna. Amerika'dan örnek vereceksek. Trump da bir istisna. Oh, hayır canım bugün Biden'a da söversin. istediğin herkese söversin. Kanka Amerika istisna o anlamda söylüyorum yani. <laughs> ben de diyorum ki Amerika gibi olalım abi. Amerika gibi yok be kanka. Amerika, Amerika gibi olmak ister yani. miydin? Amerika bir şey değil ki. Amerika, Amerika gibi olmayı tabii ki isterdim. Kanka Amerika'nın bir kültürü yok, Amerika'nın bir şey yok. Amerika dediğim bir yani eyalet Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da iki eyalet arasında 36 saat uçak yolculuğu farkı ya var. Aa, yani ama hepsi ama, ama ne o? Ben şunu demiyorum ki hepsi şey değil, yani hepsi Trump Biz... gibi değil mesela <laughs> ya da ne bileyim Biden gibi. Ama değil arada yani. çok var. Arada devasa fark var söyledi. Amerika gibi olmak isterdim ama Amerikalı gibi olmak istemezdim. Arada devasa fark var. Amerika yani mi, ben oranın kültürüne alalım falan ya. demiyorum ama Amerika'nın Sistemini eko ekonomi olarak... entegre etmeyi çok isterdim. İşte ya bak, bugün arkadaşlar işte problem oldu, soruyorum bak Amerika'nın şimdi Amerika'nın hangi eyaletinin sistemini Türkiye'ye entegre edeceğim? Çünkü hepsi farklı birbirinden. Yani ya, farklı da çok ya. inanılmaz fark var bu arada. Öyle böyle değil. <laughs> bir kültürü bile yok var. Amerikan kültürü değil Amerikan Üzle. kültürü diye bir şey yok zaten. Çünkü Amerika, Amerika dediğim dediğim gibi. Türkiye bir şey yok zaten. Yani hani dediğim gibi hangisini alacağız? Çünkü bir sürü eyalet var ve arasında korkunç farklar var. Yani öyle böyle değil. Ha, Trump Biden tabii. falan tabii. onların genelde büyüttüğü en büyük eyaletlerden bahsediyorsak evet. tamam. Kaliforniya yazar. Kalif Kaç kere gittin lan müptezel Kaliforniya? <gülüyor> 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 Kaliforniya yazar. Sana Sen şey dedim ya. Yok kanka şey chatte yazdılar ya Kaliforniya diye. <laughs> Sen gittin mi? Yok kanka gitmedim. Nasip olmadı. Kaliforniya'ya gidip Tupac'ın şarkısını söylemek isterdim ya. Giden var mı lan Mutlaka vardır. Amerika'ya gitmek için. şu an... E, vardır vardır canım Amerika'ya giden çok vardır ya. Ooh, New York yazdı bir tanesi. New York. Kanada sayılır mı? Ben... Sayılmaz abi Amerika bir de değil. New York... E, Kanada Amerika... Yani evet aynen. Şeyleri çok farklı. Eee... New York'a gitmek istiyorum. Kardeşim hemen seni New York'a gönderiyorum. Bak. Kaan bak, bak bak. Oğlum birisi şey yazmış. Çok üzüldüm lan. Gidiyorsun. Pasaportum var ama gitmedim yazmış. Şu an Oğlum pasaportla gidilmiyor lan. Vize alman lazım. <laughs> Sana Av kötü bir haberim var ama. Avrupa bakayım. Birliği'nde olsaydık bize e, siz gidebilirdiniz dostlar birçok yere en azından. Bak Kaan uçuyor. Evet uçağın ya. gidiyor Kaan. Kaan New York'tasın Kaan. Şu an gidiyor. para mı var lan müptezel? Ha? Ne yapacaksın lan Amerika'da? Ha? <laughs> ne yapacaksın lan Amerika'da? Peki abi yurt dışında yaşamak isteseydin nerede yaşamak isterdin? Aa, yurt dışında yaşamak ister, isteseydim kesinlikle benim en büyük hayalim. Defalarca başvuru da yaptım. Ee, yak yak alsın, Ay, ya ya kalsın dediler. Eskiden ya, şu an yapsa... Aa, tabii ki hayır. Belçika mı? Kanka Belçika en son gitmek istediğim ülke. Bir daha He gitmem. Neresi söylemedim. Belçika'ya gitmem bir daha. Hayat Belçika'ya şu an bedavaya vize verseler gitmem kanka Norveç ya. Belçika'ya gitmem Norveç. kardeşim biz Belçika'ya küstük. Neden Norveç? Neden Norveç? İskandinav kültürünü seviyorum ve Norveç çok soğuk bir ülke. Ben aşırı soğukçu bir insanım. Ve yine aynı şekilde gördüğüm kadarıyla bana uygun. Kanunlara vesaire sahip. Yaşam standartları hmm. yüksek. Klasik yani ya hani. Soğuğu seviyorum ama Norveç'te insanı insanı Eğitim da çok soğukmuş. Yo, öyle tam tersi bir video yani. Öyle bize, yolla. Soğuk olması ya şey var mesela Norveç'te ka çat kapı bir yere gidemiyorsun. Merhaba misafirliğe geldik bizimki gibi öyle bir şey yok evet. Yani çoğu birçok ülkede yok ya. Japonya'da insanlar arkadaşlarıyla buluşurken tarih falan belirliyorlarmış yani. Kanka ayın 15'inde şurada buluşalım daha önce veya daha sonra gelme diye. Norveç'e gitmek isterdim. Eğitim sistemini de beğeniyorum oranın. Finlandiya da olabilir. En Ama peki no sen Norveç daha soğuk. Aynen Neresi? kanka. Sen nereyi isterdin? Sen... Neresi olabilir? Ya ben açıkçası İspanyol kültürünü abi. kendime çok yakın görüyorum ya. Biz Akdeniz kültürü ya, ben de Tekir'de alayım zaten. İtalya'ya git. Ee, ya İtalya değil de böyle, İspanya ya, bilmiyorum abi. İspanya bana çok yakın geliyor, sıcak geliyor. Oranın insanı falan da iyi geliyor bana, bilmiyorum. Daha önce hiç gitmedim ama Hı -hı. mutlaka gideceğim yani. Bak İspanya heveslerini Abi ben var ya, bırakmak Norveç'te istemiyorum falan ama ya. Ya. İspanya, İtalya falan bu arada yani o kadar da e, şey ülkeler değil. İspanya özellikle çok fakir bir ülke biliyorsundur. Gerçi buna bakıyor musun, bakmıyor musun onu bilmiyorum. İnanılmaz fakir bir. Ya ülke. ben ben de zaten şey olsun istemiyorum ki. E, aman çok zengin olsun, inanılmaz refah olsun. Ben biraz evet. daha insancıyım ya o konuda. Mesela ben Norveç'e gitsem, <laughs> altımda arabalar olsun, otellerim olsun, yatlarım katlarım ben yaşayamam abi Norveç'te. Ben yaşarım ya. <laughs> abi insan olacak ya. Böyle bana ne yat diyeyim? kat vermelerine gerek yok ya. <laughs> o belli zaten. Sen dünden hazırsın. Enes ver. ben de Tekirdağ'lıyım. Neresinden? Bilmiyorum ya. İl mevzularını hiç bilmiyorum. Ben Bulgaristan göçmeniyim arkadaşlar. Ee, Kanka Plen Memleksiz neymiş. Tekirdağ'lı mısın? Ne? Tekirdağ'lı mısın? Tekirdağ'lıyım. Tekirdağ'ın neresinden olduğunu bilmiyor musun? <laughs> ya bildiğim kadarıyla Murat'la ama hani o kadar da böyle... Kanka hiç e... merak etmedin mi? Anneni babanı sormadın mı ya neresinden diye? Hani bilmiyorum abi ben bu Memleket konularıyla hiç iç içe değilim. Ya yani millet millet konularıyla da iç içe değilim aslında bakarsan. Evet. Tekir daha selam çatışmaya devam ama amın nereden nereye geldi konu ya. Şeye Allah gitmek istedim ya dediğim yani. gibi Norveç'e gitmek isterdim Videoyu 10 saniyeliğine durdurduk abi sadece. Ya. 10 saniyelini durdurduk evet. Norveç güzel ya dur biraz Norveç'in fotoğrafı.